Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel Bugün sizlere çok güzel bir çocuklar için hırka tarifi göstereceğim. Bu yapabilmek için 3 ayrı video hazırladım. Birinci videomda lastik kısmını, ikinci videomda papatyaları nasıl yaptığımı, üçüncü videomda da hırkanın genel olarak nasıl yapıldığıyla alakalı bilgileri sizlere göstermeye çalışacağım. Bu lastik kısmını tüm yapmış olduğunuz örgülerde kullanabilirsiniz. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. İlk öncelikle hemen şişimizde şöyle bir miktar uzunca ip bıraktıktan sonra hemen şişimize ilmeklerimizi alıyoruz. Bu ilmeklerimizi ne kadar yaptığımı hırka için ayrıca size 3. videomda göstereceğim. Şu an sadece lastik kısmını nasıl yaptığımı gösteriyorum. Bu ilmek atımını nasıl yaptığımı da daha öncesinde göstermiştim. Bakın şuradan ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi oluşturuyorum. İlmeklerimi şişime aldım. Buraya da bir tane düğüm attım. E şimdi örmeye başlayacağız. E, bu lastiğe fantazi lastik, zikzak lastik, cilveli lastik ismi de e, söyleniliyor. E, hemen ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum ikinci ilmeğimi düz örgü olarak alacağım. Ama düz örgü olarak önden değil de arkadan alıyorum ilmeğimi ve normalde biz bu şekilde alıyoruz. Bakın hemen şişimin altında kalarak alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Şimdi ise bu şekilde almayacağız. Alttan şişimizi takıyoruz ve bu şekilde alıyoruz. Tüm maharet burada. Yani Tersleri normal ters örgü olarak örüyoruz. Fakat düz olan ilmeğimizi arka ilmekten, bakın arka ilmekten şişimi geçiriyorum. Sonra ilmeğimin üzerine atıyorum ve bu şekilde çekiyorum. İşte bu kadar. Tekrar tersleri ters örgü arka ilmekten bu şekilde alarak örüyorum. İsterseniz ilk sırayı öreyim. İkinci sırada biraz daha üzeri dolduğu için daha net bir şekilde gözükecektir. Bu lastik en kolay boyunda örülüyor. Elde örüldüğü zaman biraz daha zor. Gerçekten de çok zor. Çünkü ben hem boynumda örebiliyorum hem de elimde örebiliyorum. Ve en kolay boynumda yani ipi boynuma takarak ördüğüm zaman e, gerçekleştirdim. En sağlıklı örgüyü. Şimdi tekrar devam edelim. Şimdi burada ters örgü olarak ilkini almamız lazım. O yüzden düz olarak alıyorum. Başlangıç ve başlangıçları her defasında bu şekilde örmeden alıyoruz. Şimdi düz ilmeğimiz. Düz ilmeğimizi arkadan ilmeğin arkasından alıyorum. Ve ipimi bu şekilde tersten alıyorum. Normalde tersleri ters olarak örüyoruz. Düzleri normalde biz şu şekilde alabiliyoruz düzken. Bakın bu şekilde örebiliyoruz ya da bu şekilde örüyoruz. Şimdi şu şu şekilde örüyoruz. Bakın normalde hemen alıp buradan düz örgümüzü örüyoruz. Fakat şimdi bu sefer alttan geçiriyorum şişimi. Bu şekilde örüyorum. Bu yaptığımız bu e, hamle burada zikzak oluşturmasını sağlıyor. Şu kısımda zikzaklar oluşturmasını sağlıyor. Ters örgümü normal hiçbir şey yapmadan örüyorum. Ama düz örgümü arkadan şu Hareketi yaparak örüyorum. Bakın bunu yaptığımız için zaten şu iki ilmek birbirine daha farklı duruyor. Normalden daha farklı duruyor. Duruşu bile farklı. Hemen alttan alıyorum. Ters örgü ilmeğimi alttan alıp çıkartıyorum. Normalde düz örgüyü nasıl yapıyorsanız tam tersi ilmeği almanız gerekiyor. Ters taraftan almanız gerekiyor. O şekilde de düşünebilirsiniz. Ve en sonuncusunu da yine arkadan yine aynı işlemi yaparak alıyorum. Ve ters çeviriyorum. Şimdi elimde örmeye çalışacağım. Ne kadar zor olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi düz örgüyü ters örgüye alıyoruz. Ama düz örgüleri arkadan almamız lazım. O yüzden ipimi şu şekilde göstereyim. Burası düz tarafı. Arka ilmekten şu şekilde alıyoruz. Öne geçiriyorum ilmeğimi. Normal ters örgümü örüyorum ve arkaya geçiyorum. Alttan doluyorum ve geçiriyorum. Öne geçirdim. Normal ters örgü. Gayet yavaş yapmaya çalışıyorum anlaşılır olsun diye. Arkadan geçirdim. Öne. Tekrar düz. Pardon, ters. Bu düzler tersler bazen karışabiliyor. Şimdi arkadan ilmeğimi alıyorum. Ve düz. Lastik kısmımız bu şekilde. Bu da daha kalın bir ip. Benim kazamda kullandığım daha ince bir ip. Zikzakları bu şekilde Umarım anlaşılır olmuştur. İkinci videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.